Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Türk gençliğinin bu güzel bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs tarihinin önemini anlamak ve anlatmak üzere tarihçi yazar Sayın Sinan Meydan ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş stiyomuza. bulduk. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayalım. 19 Mayıs 1919 sizin için ne ifade ediyor Sayın Sinan ee, Meydan? Şöyle çok derin anlamı var benim için 19 Mayıs 1919'un. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle ifade edeyim izin verirseniz. Nutuğ'un daha başlangıcında Mustafa Kemal Paşa şöyle diyor. Diyor ki biz Samsun'a çıkarken diyor millet egemenliğine dayanan bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için çıktık. Yani onun için 19 Mayıs 1919 bana... Ee, millet egemenliğine dayanan bağımsız Türk devletini ifade ediyor. Yani e, saray saltanatı yerine milli egemenlik, hı hı. emperyalist işgal yerine e, bağımsız e, Türkiye devleti, Türkiye Cumhuriyeti. Devleti. Devrim bu. Tabii devrim bu. Yani 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkış Türkiye Cumhuriyeti'ni hazırladı. Yani hep şöyle anlatıyoruz ya işte Atatürk e, işgalcilere karşı mücadele için Samsun'a çıktı. E, doğru. Yani e, Samsun'a çıkışın ilk amacı buydu. Atatürk'ün kafasında önce e, işgalcileri Anadolu'dan kovmak vardı. Ama e, uz uzun vadede yani işgalcileri Anadolu'dan kovduktan sonra ne yapmak vardı diye sorduğunuzda e, Kurtuluş Savaşı sürecinde daha adım adım Türkiye'yi cumhuriyete taşıdı Atatürk. Yani dolayısıyla e, önce işgalden arındıracak Türkiye, işgalciden arındıracak, emperyalizmi yenecek, sonra da saray saltanatına son verip ee, milletin egemen olduğu, milletin kayıtsız şartsız egemen olduğu bir Türk devleti kuracak. Ee, dediğiniz gibi bu büyük bir devrim. Sayın meydan, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını Sultan Vahdettin Atatürk, ya yani Mustafa Kemal git ülkeyi kurtar. Evet. E, mesajıyla görevlendirdi Diye anlatanlar var Acaba bu e, yeniden Osmanlı hayali Kur'anların e, Atatürk'ün Devrim başarısını gölgelemeye çalışmak mıdır Yoksa evet. bir pay alma çabası mıdır Nasıl yorumlarsınız bunu ee, aslında, Ve bu gerçek mi Aslında sorunuzun e, cevabı içinde var e, Her ikisi de var Yani Vahdettin'e Kurtuluş Savaşı'ndan bir paye pay Vermek isteyenler var Hatta başrolü vermek isteyenler var e, sorunuza cevap verirsem, e, Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a kim gönderdi, niye gönderdi e, onu açıklayalım izin verirseniz. E, şimdi e, biliyorsunuz 30 Ekim 1918'de Mondros teşkesi Anlaşması imzalandı. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi. Çok ağır bir anlaşma bu. Bu anlaşmaya göre e, karışıklık olursa bir yerde oraları işgal edebilecek yani bir bahane ile işgal söz konusu. İkincisi işte doğudaki 6 il diyor. Oralarda diyor karışıklık çıkarsa oraları işgal ederiz. Doğudaki 6 il dedi işte Ermeni nüfusun da olduğu az da olsa iller. Hı hı. Hedef işte Ermeni devleti kurmak. E onun ötesinde silahlarının alınacağı e, Osmanlı'nın. Ağır silahlarının alınacağı, ordularının dağıtılacağı, tünellerine, tersanelerine el konulacağı anlatılıyor. Gerçekten çok ağır bir anlaşma. İstanbul İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan Birleşik Donanması tarafından işgal edildi önce. Hı hı. Sonra da biliyorsunuz 1920'nin 16 Mart'ında resmi olarak yine itilaf devletleri tarafından, askerleri tarafından işgal edildi. İki kere işgal edildi İstanbul. Biri 13 Kasım 1918'deki fiili işgal, biri 16 Mart 1920'deki resmi işgal. Ee, Doğu Anadolu bölgesine bakıyorsunuz, orada Ermeni kuvvetleri var. Karadeniz Pontus çeteleriyle yanıyor, ee, orası kaynıyor. Ee, Güney Doğu Anadolu'da bakıyorsunuz, ee, bazı yine İngiliz istihbaratının da ayaklandırdığı bazı ayrılıkçı Kürt grupları var. Orada başka ayaklanmalar var. Ee, böyle bir ortamda, böyle bir ortamda Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da. Yani e, işgal edilirken İstanbul 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Paşa Adana'dan İstanbul'a geldi. Çağrıldı daha doğrusu. Çünkü Mondros Teşkisi Anlaşması'na göre ordular dağıtılırken ordu komutanları da İstanbul'a çağrıldı. Mustafa Kemal de en son Adana'da Yıldırım Orduları Komutanı'ydı biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nın bittikten sonra... E, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen en son bizim için son günü bu göreve getirildi Mustafa Kemal. E, Zaten 30 Ekim 19, 30 Ekim, 31 Ekim 1918 tarihinde Yıldırım Orduları komutanı oldu. Ve işte Mondros imzalandı bu sürede. Ve Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'a çağrıldı. İstanbul'a geldiğinde İstanbul'un işgal edildiğini gördü. Ve biliyorsunuz Boğaz'da düşmanların donanmasını gördüğünde Yaveri Cevat Abbas'ın anlatımıyla geldikleri gibi giderler dedi Mustafa Kemal Paşa. Ama tabii göndermek kolay değildi bu işgalcileri. Şimdi İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa 6 ay kaldı işgal İstanbul'unda. Ve orada şunu gördü. Bütün siyasi parti temsilcileriyle görüştü. Padişahla görüştü. Ee, asker, sivil, yurtseverlerle görüştü. Şişli'deki evinde özellikle bu görüşmeleri yaptı. Ve sonunda şuna karar verdi. İstanbul'da kalarak vatan kurtarılamaz. Çünkü İstanbul'da bir bağımsızlık fikri yok. Ya İstanbul surların içine hapsedilmiş ve işte bir kısmı Amerikan mandası, bir kısmı İngiliz mandası istiyor. Bir kısmı ee, artık tamamen e, her şeyin bittiğini düşünüyor. E Padişah İngiliz emperyalizminin merhametine sığınıyor. Saray, damat ferit, sadrazam damat ferit ve padişah vahdettinin bir kurtuluş planı yok. Tek planları İngilizlerin dediğini yaparsak, onların sözünden çıkmazsak. Yani e, padişah hatta vahdettin e, yabancı basına verdiği demeçte işte o günlerde işte e, İngilizlere ne kadar güvendiğini, İngiliz dostluğunu babasından e, miras aldığını falan anlatıyor. Yani. Onların merhametine sığınarak kurtulmayı düşünüyor. Çünkü hı hı. Boğaz'da düşman donanması saraya çevirmiş toplarını. Ee, o Şişli'deki evde verilen karar şu: ee, orada asker, sivil, yurtseverlerle birlikte bu kararı vermiştir Mustafa Kemal Paşa. Ee, bir şekilde Anadolu'ya geçilecek ve Anadolu'da bir milli hareket örgütlenecek. Ya bu, bunu sadece ben geçeceğim, ben yapacağım demiyor. Bu hı hı. tek kişinin işi değil. Bir kadroya ihtiyaç var. Onun için mesela işte Karabekir Paşa, işte Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, İsmet Paşa, hatta sonradan Fevzi Paşa gibi çok sayıda isimle daha o işgal yıllarında Mustafa Kemal Paşa görüşüyor ve anlaşıyor. Plan şudur, peyderpey Anadolu'ya geçilecek. Anadolu'da az sayıda birlik var biliyorsunuz. Hala orduların dağıtılma işlemi devam ediyor ama... Asayişi sağlamak için de belli sayıda kuvvetlerimiz var. İşte Ankara civarında 20. Kolordu gibi, Erzurum'da 15. Kolordu gibi hı hı. kuvvetler var. Dolayısıyla o kuvvetleri derleyip toparlarsak ve bu orduların dağıtılma işini yavaştan alırsak, halkı örgütlersek bu sırada bir direniş başlatabiliriz. Mustafa Kemal'in planı bu. Ve bu çerçevede mesela Karabekir Paşa işte daha Nisan ayında Trabzon üzerinden Erzurum'a geçmiştir. Bakın bu plan çerçevesinde. Hı hı. E, onun dışında bakıyorsunuz işte Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele, Mustafa Kemal bunlar da yine parça parça Anadolu'ya geçeceklerdir. Ve e, şimdi e, resmi bir görevle Anadolu'ya geçmek en iyisi en doğrusu. Çünkü bu sayede e, emir verebilirsiniz. Verdiğiniz emirler e, dikkate alınır. Ama eğer resmi bir görevle geçemezsen nasıl geçeceksin? Gizli yollarla geçeceğiz diyor Mustafa Kemal Paşa. Eğer resmi görev alamazsak hükümetten gizli yollarla gideceğiz. Komutanların neredeyse tamamı resmi görevle Anadolu'ya geçtiler önceden. İsmet Paşa'nın İstanbul'da Harbiye Nezaretinde çok kilit bir görevi var. Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'nın özellikle burada kalmasını istiyor belli bir süre. Çünkü o Harbiye ordunun içinde olduğu için orada bulunması çok daha değerli. Burada da birilerinin olması lazım. E, Re Refet Bey'i birlikte götürüyor. Ya 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'nda Refet Bele de var mesela. E, Rauf Orbay kısa bir süre sonra Anadolu'ya geçecektir. Ali Fuat Cevesoy biraz önce Anadolu'ya gitmiştir. Ve Mustafa Kemal Paşa mesela Ali Fuat Paşa'ya demiştir ki sen orada e, 20. Kolordu'yu hazırlayacaksın. Biz geldiğimizde sana dayanacağız. Yani o Hı -hı. güç bizim için önemli. Hı -hı. Ve bakın her şey bir anlamda planlanıyor İstanbul'da. Peki Mustafa Kemal nasıl geçecek Anadolu'ya? E, şöyle bir plan yapıyorlar. Yaveri Cevat Abbas anlatıyor. Mayıs 1919 yılı Mayıs demeyelim de bahar aylarının başı Mart Nisan Mayıs 1919 yılı Mustafa Kemal'in planı şu bu plan kış yapılmış belli ki yani 1919'un başlarında yapılmış Gebze Kocaeli üzerinden Anadolu'ya geçeceğiz diyor yani gizli bir şekilde çünkü resmi bir görevlendirme almak kolay değil. Yaveri Cevat Abbas anlatıyor diyor ki biz diyor e, haritaları hazırladık diyor. Gebze Kocaeli üzerinden Anadolu'ya geçilen yolu diyor belirledik. Ağaçların yapraklanmasını bekliyorduk diyor. El bombalarını fazla hazırladık bizi koruyacak çeteler belli. Çünkü o sırada oralar işgal altında. Hı hı. O Marmara bölgesi özellikle İngiliz işgali var orada. Hı hı. Onun için bütün tertibatı aldık diyor kılık değiştirerek. E, Gebze Kocaeli üzerinden diyor Anadolu'ya geçip e, milli mücadeleyi orada başlatacaktı Mustafa Kemal Ağaçların Paşa. Ağaçların yapraklanmasını Nasıl bekliyor, bekliyor ki? Cevat Abbas'ın <laughs> ifadesi. Çünkü gizli Tabii. geçiş yakalanmamak lazım. Mustafa Kemal hemen Harbiye Nezaretindeki asker ve sivil arkadaşlarını devreye sokuyor ve hükümetteki. Ve hemen onlar terkin ediyorlar damat Ferit'e. Mesela Fevzi Paşa, hı hı. Fevzi Çakmak Paşa. e Madem birini arıyorsunuz diyor e, Mustafa Kemal var. Hem iddiatçı değil hem e, işte Alman karşıtı uh -huh. hem padişahın fahri yaveriydi biliyorsunuz. E, Mustafa Kemal'i gönderin diyor. Yine e, o zamanki hükümet içinde Mustafa Kemal'in güvendiği bazı isimler e, ya da işte e, o zamanki parlamentoda bazı isimler var. Uh -huh. Bunlar e, aynı telkinde bulunuyorlar Sadrazam'a. Uh -huh. Sadrazam da bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya göndermeye karar veriyor. Dikkat edersen işin içinde Vahdettin yok. ettin ne diyor bakın 1923 yılında Mekke'de yazdığı e, beyannamesinde e, Vahdettin e, kaçlıktan sonra biliyorsunuz bir beyanname hazırladı. O beyannamede diyor ki Mustafa Kemal'i gönderen hükümete uydum diyor. Yani ben bulup gönderdim demiyor bugünkü Vahdettincilerin iddiası gibi. Hı hı hı. Yani Mustafa Kemal'i Samsun'a ben gönderdim demiyor Vahdettin. Hükümet diyor bulmuştu getirdi diyor. Yani 9. E, tabii 9. Yani. Ordu Müfettişliği için Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderiyoruz dediler diyor. Ben de hükümetin diyor bu tasarrufunu diyor kabul ettim. Peki niye gönderiyorlar? Gönderme hmm. nedenleri şu. Tekrar ediyorum. Mustafa Kemal'e verilen yetkiler belli, yapması gerekenler belli. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gidecek ve özellikle Karadeniz'deki o e, Samsun ve civarındaki e, Türklerin e, ayaklanmalarını tırnak içinde söylüyorum önleyecek. Hmm silahları toplayacak, dağıtılmamış orduları dağıtacak. Hatta sadece o bölgedeki değil, Doğu Anadolu'ya bile emir verebiliyor. Çünkü orada da şuralar kuruluyor biliyorsunuz. Orada da Ermenilere karşı Türkler örgütleniyor. Mustafa Kemal'e verilen görevlerden biri de bu. Yani sadece Karadeniz'deki ayaklanmaları bastırmak değil, Doğu Anadolu'da ayaklanan Türkleri de bastırması isteniyor. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın başka bir planı var bakın. Yani onu gönderenlerin planı farklı. Onu gönderenler İngilizlere yaranmak için gönderiyor. Aferin almak için. Aferin ya, almak için. için. Aynen, Aynen öyle. Aldım. Aynen öyle yani. İngilizlerden, İngilizlerden aferin almak. almak yani. Emperyalizmin merhametine sığınmak. Kurtuluş planı budur sarayın. Ya emperyalizmin merhametine sığınarak kurtulabilir mi bir ulus? Mümkün değil. Bu gaflet, delalet, dalalet ve bu gaflet ve dalalet nereye taşıyacak? Sarayı ihanete taşıyacak. Yani gaflet sizi ihanete götürür. Böyle olmuştur. Yani hı hı. sarayın ihaneti o cümleyi o cümlenin temelinde bu vardır. Bu, bu vardır. Evet ya yani emperyalizmin merhametine sığınmak hı hı. yanılgıları bu. Ee, Mustafa Kemal'in e, kurtuluş planı ne? Arkadaşlarıyla İstanbul'da planladığı gibi Anadolu'ya geçecek ve orduyu derleyecek, toplayacak. Ordu yok ortada ama yeni bir ordu kuracak. Hı hı. Halkı örgütleyecek. Gerekirse Sine'ye millete dönecek. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla e, harekete geçecek. Nutuk da bunu anlatıyor. Biz diyor Anadolu'ya geçerken diyor e, ya istiklal ya ölüm parolasıyla diyor mücadeleye atıldık diyor. Hı hı. Çünkü diyor nasıl olsa ölecektik diyor. Hı hı. Ya düşünebiliyor musunuz ne güzel açıklar Nutuk'un girişinde bunu. Hı hı. Ya istiklal ya ölüm dediğimiz için diyor bizi eleştirenler var. Ama diyor biz diyor ya istiklal ya ölüm demeseydik de diyor zaten öldüreceklerdi bizi diyor. Yani zaten ölecektik. Ama diyor Türk milleti diyor onurlu ve şerefli bir millettir diyor. Uh -huh. Türk milleti diyor vuruşarak ölür diyor gerekirse. Onun için ya istiklal ya ölüm dedik diyor Mustafa Kemal. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Osmanlı pa Sadrazamı Damat Ferit, Osmanlı Padişahı Vahdettin, emperyalistlerin merhametine sığınıyorlar. İngiltere'yi memnun etmek için Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderiyorlar. Mustafa Kemal ise Türk milleti şerefiyle ölür gerekirse diyerek ya istiklal ya ölüm parolası kafasında Anadolu'ya çıkıyor. Ve 9 Mayıs'ın bu anlamını evet. ve bu güzel e, tarihini bizimle paylaştığınız e, için çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Meydan. Sağ ben olun, teş efendim. ben teşekkür ederim. E, 19 e, Mayıs ruhuyla e, Cumhuriyetimizin ikinci e, yüzyıla girmesini temenni edelim. 19 Mayıs ruhuyla ikinci yüzyıla girmek ne demek? Şu demek. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu hmm. e, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin e, var olması demek. Hmm. Yani en büyük temennimiz bu olsun. Atatürk'ün de Nutuk'ta ifade ettiği gibi o 19 Mayıs ruhuyla Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşımak umuduyla e, ki umudumuz çok yüksektir. Her zaman Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kere daha kutlayalım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için efendim lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ü Anma Bayramı tekrar kutlu olsun.